Vay efendim Türkiye'de darbeciler var. Ne darbesi ya? Ne darbesi kardeşim? Montreux Sözleşmesi dolayısıyla emekli büyükelçiler açıklama yaptı, tık yok. Emekli amiraller açıklama yaptı. Mal vurmuş mağribi gibi, vay efendim yeniden darbe. Ne darbesi kardeşim? Ne paranoyası kardeşim bu? Bütün bunların üstünü örtmek için. Esnafın derdi dile gelmesin. Çiftçinin derdi dile gelmesin. İşsizlik sorunu konuşulmasın. Çiftçi sorunuyla baş başa kalsın. Milletin dikkatini bir yere çekelim. Koro halinde. Ya zaten bunlar daha önce defalarca gazetelerde yazıldı, televizyonlarda söylendi. Sen çıkıp baştan, en baştan. Ne Montreux Sözleşmesi kardeşim? Ne Lozan'ı kardeşim? Lozan'da, Montreux'de bizim güvencemizdir. Desen zaten bir şey olmayacak. Sesini çıkarmıyorsun. Kalkıyorsun ondan sonra da vay efendim nasıl olur bu? Bunlar darbeci. Adam bir de emekli. Emekli amiral. Ya emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı? Bunlar akıllarını gerçekten peynir ekmekle yemişler. Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç görmedi ve duymadı. Yok kardeşim. Geçti onlar. Kimse yemiyor artık bu numaraları. Kardeşim ben açım, aç diyor. Dükkan kapalı, dükkan. Sen neden bahsediyorsun? Diyorum ya, artık bunlar devleti yönetemiyorlar. Bu milletin yakasından düşmek zorundadırlar. Bu numaraların hiçbirisini bu millet yemiyor. Millet diyor ki, kardeşim bırak bağırmayı. Bırak suçlamayı, sandığı getir, sandığı diyor. Sandığı getir diyor.